programının zirvedekiler köşesine, programın hedef kitlesi öğrenciler, aileler olunca biz de istiyoruz ki ülkemizin bütün güzide kurumlarını ekrana getirelim. Ama nasıl getirelim? Yaptıkları muhteşem çalışmalarla. Bugün zirvedekiler köşesinde Bartın Üniversitesi var sevgili izleyiciler. Akıllı lojistik ve bütünleşik bölge uygulamaları ile Bartın Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Orhan Uzun hocamızı şimdi ekranlara alıyoruz. Bartın Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma projesi kapsamına alınan 15 üniversiteden biri oldu sevgili izleyiciler. Akıllı lojistik ve bütünleşik bölge uygulamaları alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan Bartın Üniversitesi bölgemizin kalkınmasını önceliyor ve ülkemizin gelişimine değer katmaya devam ediyor diyorum ve sevgili hocam Orhan Uzun hocam Profesör Doktor Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İsmail Bey, doğal ve tarihi güzellikleriyle ülkemizin nadide noktalarından biri olan Bartın'dan, Bartın Üniversitemizden herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İsmail Bey, sizin ve değerli hocamız Süleyman Belediyeoğlu'nun şahsında Ülke TV'nin tüm çalışanlarına bu anlamlı program dolayısıyla ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü çalışan ve üreten Türkiye'nin aynı minvalde hedeflerine katkı sunmak için gayret gösteren üniversitelerini ekranlarınıza taşımak bizim için elbette önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de teşekkür ederiz hocam. Hem Bartın'a hem ülkemize, ülkemizin evlatlarına yaptığınız hizmetlerden dolayı ben hemen sözü size bırakmak da isterim bir yandan. Neler değişti Bartın'da, Bartın Üniversitesi'nde ihtisaslaşmayla birlikte bu az önce bahsettiğim akıllı lojistik ve bütünleşik bölge uygulamalarıyla birlikte neler oluyor hocam Bartın'da? İsterseniz öncelikle kısaca üniversitemizden kısacık bir bahsedelim. Lütfen, lütfen hocam. 2008 yılında kurulan üniversitemiz 12. yılında genç, dinamik ve üretken bir bilim yuvasıdır. Halihazırda 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve lisansüstü eğitim enstitüsünü bünyesinde barındıran üniversitemizde aydınlık yarınlarımızın 18 bini aşkın öğrencimizi geleceğe hazırlıyoruz. 617 akademik ve 419 idari insan kaynağımızla 81 ilden ve 64 farklı ülkeden öğrencilerimizle bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya gayret ediyoruz. Üniversitemiz güçlü kadrosuyla donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim süreçlerinin tamamında öğrencilerimizi merkeze almaktadır. 4 farklı kıtadan öğrencilerimizle ileri seviye ders ortamlarında eğitimlerini almalarını sağlarken onların nitelikli bireyler olarak gelişimlerine katkı sunmaktayız. Pandemi ile birlikte aramızdaki mesafeleri gönül bağımızla kapatarak uzaklaştıkça deyim yerindeyse yakınlaşıyoruz. Mücadele ettiğimiz salgına karşı gerekli tedbirleri alarak büyük bir hassasiyet gösterdiğimiz gibi eğitim-öğretim süreçlerimizdeki başarının en büyük sahibi tabii ki öğrencilerimiz. Örnek verecek olursak uzaklaştıkça nasıl yakınlaşıyoruz? Bir örnekle bunu açıklamak isterim. Üniversitemizden geçtiğimiz yıl mezun olan Gamze Gül, buradan da eğer bizi izliyorsa kendisine selam ediyorum. Sağlık, afiyetler diliyorum ailesiyle birlikte. Sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafta farklı eğitim kademelerinde öğrenim gören iki kardeşiyle birlikte aynı odadan uzaktan eğitim derslerine katıldığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Yerel ve ulusal basının da dikkatini çeken bu özveriye Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk da kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabı üzerinden tebriklerini iletti. Bu nasıl bir aile ve nasıl bir duygudaşlığa sahip olduğumuzu göstermesi açısından sadece bir örnek vermek istedim. Uzaktan eğitim sürecinden de kısaca bahsetmek isterim. Yeni tip koronavirüsle birlikte tüm hazırlıklarımızı çok kısa sürede tamamladık ve ülkemizin yeni eğitim sistemine geçen ilk yüksek öğretim kurumlarından birisi olduk. 16 Mart'ta bir ara verdik, 23 Mart'ta eğitim öğretime başladık.
Bu eğitim öğretim sürecinde de ülkemizin en başarılı örneklerinin sergilendiği bir üniversite oldu. Sadece geçtiğimiz dönemde yani 23 Mart 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında yaklaşık 18 bin sanal sınıfta dersler canlı olarak işlendi. Yaklaşık 30 bin video, asenkron ders, 18 bine aşkın döküman paylaşıldı ve 15 bine yakın öğrenciye ulaştı. Sadece bir rakamı dikkatinize sunmak isterim. Bu süreç içerisinde sistemimize 1 milyon defa giriş yapan öğrencilerimiz içinde bulunduğumuz süreçte önemli kazanımlar elde etti. Halen devam eden 2020-2021 akademik yılında ise 513 ön lisans, 1520 lisans, 632 lisans üstü olmak üzere 2665 dersi uzaktan eğitim sistemi aracılığımızla başarıyla sürdürüyoruz. Toplamda yaklaşık 16 bin öğrencimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak adına 461 öğretim elemanımızla birlikte gece gündüz gayret gösteriyoruz. Bu rakamlar dile kolay. Ancak yoğun bir çalışma ve emeğin sonucu olarak elde edildiğini huzurlarınızda ifade ederek hocalarımıza, öğrencilerimize bu başarıdan dolayı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak istiyorum. Bizler de İki teşekkür günümüzü ederiz. aynı geçirmemek için gayret gösteriyoruz İsmail Bey. Sürekli iyileşme anlayışıyla büyüyor, gelişiyor ve yeni tecrübeler edinerek yolumuza devam ediyoruz. Bu heyecanla neler değişti diye geliyorum. Bu heyecanla geride bıraktığımız yıllara birçok başarıyı sığdırdık. Son URAT tarafından ülkemizde üniversiteleri sıralayan bir kuruluş malumunuz. 166 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada makale puanı sıralamasında 30 basamak birden yükseliş gösteren üniversitemiz 39. sıraya yerleşti. Diğer taraftan yine bu yıl içerisinde dünyada en fazla üniversiteyi sıralayan bir kuruluş olan Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasında 2017'den itibaren 3 yılı kapsayan değerlendirmede 3879, dikkat buyurun lütfen, 3879 basamak birden yükselmeyi başardık. Bu belki de benzeri görülmemiş bir yükseliş ve bunu öğrencisiyle, hocasıyla, idari insan kaynağımızla ve diğer tüm paydaşlarımızla birlikte bu başarıda herkesin emeği var. Huzurlarınızda onlara teşekkür ederim yeri gelmişken ifade ettim. Dünya üniversiteler sıralamasında bu yıl 3897 yüksek öğretim kurumunu sıralamaya değer buldu. Bard Üniversitemiz ilk kez bu yıl bu sıralama kuruluşunun sıralamasına dahil oldu ve Amerika, Rusya, Çekya gibi ülkelerden 12 üniversiteyle birlikte 605. sırayı paylaştı. Araştırma performansında çok daha yüksek bir sıralama girdik. 389. sırada öne çıkmayı başardık. Biz ekosistemin bir sonucu olarak üniversitemiz TÜBİTAK 1001 projelerinde kabul edilen bu son bir ay içerisinde 3 projesiyle üst sıralarda yer aldı. İhtisaslaşan demin siz de bahsettiniz. 15 üniversite arasında ilk sırada yer alan üniversitemiz, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında ikinci, tüm üniversiteler arasında ise 16. oldu. Son 4 yılda 25 TÜBİTAK, 16 BAPK, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, 240 BAP üniversitemizin BAP proje birimi, bir Avrupa Birliği, 84 TÜBİTAK 2209 öğrenci projesini hayata geçirdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir başarı haberi de Amerika Birleşik Devletleri'nden dünyanın en saygın üniversitelerinden birinden geldi. Stanford Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanları tarafından oluşturulan bir ekip tarafından yapılan çalışmayla oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanları listesine üniversitemizden iki bilim insanımız girmeyi başardı. Huzurlarınızda kendilerine tebriklerimi ve teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Salgın döneminde neler yaptık? Koronavirüs tehdidi ilk ortaya çıktığı andan itibaren bizzat öğrencilerimiz inisiyatif alarak 3D teknolojisiyle
siperlikler öğrettiler, dezenfektanlar öğrettiler. Ayrıca solunum cihazlarının, bir solunum cihazının birden fazla iki tane hastada kullanılmasını sağlayan çoklayıcılar öğrettiler. Ama bundan da daha önemlisi, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitemizle birlikte koronavirüs tanı kitinde kullanılan enzimi üretmeyi başardık. Hemen akabinde yapılan bir diğer çalışmada da, ki bu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından desteklendi. Koronavirüs tedavisinde kullanılacak önleyici ve tedavi edici ilaçların testleri için gereken kritik öneme sahip enzimi ürettik. Bu bahsettiğim her iki enzim de yurt dışından sınırlı miktarda ve uzun zaman aralıklarında yüksek maliyetlerle tedarik edilirken, artık üniversitemizde yerli ve milli imkanlarla bu enzimleri üretebiliyoruz. Öğrencilerimizi de, madem öğrencilerimizi merkeze alan bir üniversite, onlardan da izninizle onların başarılarından bahsetmek isterim. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Onların geleceğimizi inşa ve ihya edecek bireyler olduklarını biliyor ve gelişmelerine çok değer veriyoruz. Üniversitemizde bir mottomuz var İsmail Bey. Tribünde değil, odağında ol. Bu anlayışla öğrencilerimize her türlü desteği veriyoruz. Onlardan kendi hikayelerini yazmalarını ve yazdıkları o hikayenin kahramanları olmalarını bekliyoruz. Proje tabanlı öğrenme süreçleriyle her bir öğrencimizin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, akademik ve sosyal hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını içeren bir eğitim modeli uyguluyoruz. Öğrencilerimize hayallerini gerçekleştirecekleri her türlü desteği veriyoruz. 24 saat yaşayan bir üniversite olarak laboratuvarlar, derslikler ve garajlarda öğrencilerimizin projelerini hayata geçirmelerine imkan tanıyoruz. Denemelerine, hata yapmalarına imkan tanıyoruz. Biliyoruz ki insan en çok da hatalarından öğrenir. Gayretlerimizin sonuçlarını görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Ne demek istiyorum? Üniversitemiz ilk elektrikli otomobilini öğrencilerimiz kurdukları kulüpte ve onlara tahsis ettiğimiz garajda ürettiler. %100 yerli olarak ürettikleri araçla Teknofest kapsamında bu yıl 16.'sı düzenlenen elektrikli TÜBİTAK'la ortak elektrikli araç yarışlarının en hızlı ikinci otomobili olurken verimlilikte de 7. oldular. Motor ve batarya yönetim sistemi dahil olmak üzere 200'ü aşkın parça öğrencilerimiz tarafından kendilerine tahsis ettiğimiz garajda. Evet, yanlış duymadınız, garajda üretildi. Yerli imkanlarla roket tasarlayan öğrencilerimiz yine Teknofest Havacılık ve Uzay Teknolojileri Festivali roket yarışması orta irtifa kategorisinde final yarışına katıldılar. Diğer taraftan insansız hava aracı üreten öğrencilerimiz 2020 Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda da önemli tecrübeler edindiler. Onların hayallerinin peşinde giderken, o hayallerin peşinde koşarken biz de onlara yol arkadaşlığı yapıyoruz. 2019 yılında 2209A öğrenci projeleri dediğimiz projede ilk 5'te yer alan üniversitemiz 2020 yılında kabul edilen 27 projesiyle öğrenciler, özellikle öğrenci olduklarının altını çiziyorum, 99 üniversite arasında Türkiye'de ikinci oldular. Bu bizim açımızdan çok gurur verici. Halen TÜBİTAK yeni proje çağrılarına çıkıyor. Halen yeni projeler yapma peşinde uzaktan da olsa öğrencilerimiz. Milli sporcularımız da bu süreçte üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından geçtiğimiz yıl yapılan sıralamada 57 madalya kazanan üniversite öğrencilerimiz ülkemizde birinci sıraya yerleştiler. Orhan Hocam. Koronavirüs salgınıyla birlikte verilen aranın ardından düzenlenen ilk uluslararası müsabakalardan da başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ayda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimiz Rusya, Polonya ve Hırvatistan'da yapılan uluslararası müsabakalarda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Şimdi ihtisaslaşma kapsamına geliyoruz. Hocam çok özür dilerim. Hocam orayı da hızlıca toparlarsak bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Hemen, çünkü biz hiç soru sormadık. Zamandan gitmesin diye, ama
Biz sizi çok iyi biliyoruz. İnşallah sizi tercih döneminde Ankara'ya da davet edeceğiz hocam. Doya doya sohbet edeceğiz. O zaman şöyle söyleyeyim. Sultan 2. Abdülhamit'in hayali olan 2014 yılında devlet yatırım programına alınmasıyla gerçekleşen, gerçeğe dönüşen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da takip ettiğini bildiğimiz Filyos Yatırım Vadisi projesi bölgemizdeki en büyük projelerden, hatta Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi. Bir tarafında Türkiye'nin en büyük limanlarından birisi olan Filyos Limanı, onun önünde de Türkiye'nin en büyük mega endüstri bölgesi oluşturuluyor şu anda. Biz de bütün rotamızı, bütün yönümüzü bu projeye çevirdik. Akıllı lojistik, ki buranın Filyos Limanı ile birlikte özellikle son dönemde doğal gaz keşfinden sonra da önemi çok daha arttı Filyos Limanı'nın. Merkezi olacağından hareketle ihtisas alanımızı akıllı lojistik ve bütünleşik bölge uygulamaları alanına çevirdik. Akıllı lojistikten ne kastedildiği anlaşılıyor. Bütünleşik bölge uygulamaları dediğimiz akıllı liman, akıllı endüstri, akıllı şehir. Aslında bu dijital gelecek denilen şeyin içini dolduran ve bu yılı, artık bu yüzyılı ve önümüzdeki yüzyılı belirleyecek olan yapay zeka, nesnelerin interneti, robotik, kodlama gibi, büyük veri, blockchain gibi ne kadar teknoloji varsa bu teknolojilere odaklanarak bölgemize, hatta ülkemizin 2023 hedeflerine, 2053-2071 vizyonlarına bölgemizden başlayarak katkı sunmak istiyoruz. Sözlerime son verirken, vaktin de çok dar olduğunu biliyorum. Tüm çabamız büyüyen ve gelişen Türkiye'ye Bart Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle birlikte değer katmak. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı, soluk soluğa bir anlatım oldu ama bilmiyorum. Soru varsa da hocam, belki alabilirim. Çok güzel oldu. İnşallah dediğim gibi biz sizi inşallah Ankara'da stüdyomuzda da ağırlamayı çok isteriz. Saygılar sunarız. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere hocam. Orhan hocam. Tebrik ederiz. Orhan hocam. Hocam son 2 dakika. Tamam. Saygılar sizlere de, görüşmek dileğiyle. Evet Orhan hocam. URAP ve Webometrics gibi değerlendirme kuruluşlarından aldığınız dereceler çok etkileyiciydi. İnşallah bunları daha geniş olarak daha sonra konuşacağız. Evet, ben de değerli öğretim görevlisi Mehmet Ceylan hocama Boston ofisinden, Bart Üniversitesi'nden teşekkür ediyorum katkıları için. Hocam programın sonuna doğru geldik. Bitti zaten. Evet, bitti. Hemen ben